Çok az, biraz da hani alt tarafın üstünde de altın ayarlanması lazım. Hem yanlışken üstü de altı da biraz daha alayım. Yapıştırıcıya da girecek yere kalsın. Şimdi oturdu. Biraz parçamız eğimli. O eğimi düzeltecek şekilde konumlandırmaya çalışalım tekrardan. Ama eğimi baştan hesaplamadığımız için alt taraf oturmadı bu sefer. Üst taraf boşluk attı. İşte parçanın yamukluğunu da yaparken, yani çizerken dikkat etmemiz lazım. Neyse, yapıştırıcının gücünü kullanarak bastırarak otursak. Şöyle bir incelteyim. Bizim planlar, bir tek planları yazıcı çıkartıyor. Geri kalan her şeyi kendimiz yapıyoruz. Yani CNC, MNC işi yok bizde. Bolca eleme. Burası niye gelmedi? Girmiyor önce. Girmiş öyle bu kadar. Tamam. Yani yapıştırıcımızı sürüp montajımıza devam edelim. Bu planın yaklaşık bende ikinci yılı. Yani nedense ara ara durdum, ara ara devam ettim. Uzun soluklu çalışma gerçekleştirmedim. Sonunda sonuca yaklaşıyoruz yani. Az kaldı bitirmemize. Şu kastıran yerlere hemen şeyimi uygulayayım. Etrafı da attık, hemen masamızı temizleyelim ki temiz çalışalım. Şimdi biraz video uzun olacak. Sonuna kadar izler misiniz bilmiyorum. Büyük ihtimal şimdiye kadar kapattınız. Şurada, şurası sıfır oldu ama şurada çok ince bir kayma oldu. Onu da artık bakalım, bu parça hazır kesilmiş parçalar uyuyor mu? Ha, bak bu güzel oldu. Yeni parça kesimi göstermemek için size. Burası tam şuradan uçtan plazmeke gibi kentik yapacağım. Hemen azıcık da şöyle. Vallahi direkt oturdu ha. Böyle ufak bir çentik oluşturdum. Şu uçta görüyorsunuz. Hemen yapıştırıcıyı vurayım. Yani aslında hobi işinde arayı vermemek lazım. Arayı verince yapılacak kolay işler bile gözünüze büyüyor. Aynı zamanda yapıştırıcıların falan ağızları donuyor. Yani eliniz varmıyor açıkçası. Ders çalışmak gibi. Yani düşük aldım deyip bırakırsan. Yani aynı şekilde modelde de ben bıktım yapamıyorum ya. Yaparız deyip erteledikçe İçin savsaklarsınız. Hemen şöyle koyayım. Gayet güzel oturdu bakın. Şurada biraz potluk var. Kameradan daha net gözüküyor. Artık onu da bir sonraki parçaya koyduğumuzda bakalım uyuyor mu?
Uyuyor. Yani çok güzel oldu. Bunda herhangi bir kesim de gerekmiyor. Tek yapıştıralım. Bu da işte malzememizin iyi olmamasından kaynaklı. Yani aldığımız paket daha kaliteli olsaydı veya da seçerken birazcık daha dikkat etmiş olsaydık hiç böyle bir duruma maruz kalmayacaktık. Ama olsun. Eleme işlerde böyle ufak tefek hatalar işçiliği yüceltir. Yine 502 basayım şu ucu. Şu ucu basayım. Birazcık da altına geçecek şekilde yapayım. Evet, şu altına tamam. Yani iki cirit yapıştırıcı kullanaraktan gidiyoruz. Daha ne yapalım? Şimdi gene bir postalı yere denk geldik. Bunlar uzun sürüyor. Yani bu şekilde devam edeceğiz. Ben videoyu uzatmak istemiyorum. Yani bu kadar yeterince uzun oldu. Sonuna kadar izlemezsiniz. Yani kısaca tarif edeyim. Parçanın ölçüsünü aldıktan sonra yaklaşık yarım milim postaya girecek şekilde uçları şu düz şekilde keseceğiz. İşaretleyip, elle ayarlayıp lap diye oturtacağız. Olay bu. Yani daha fazla uğraşmaya gerek yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olursanız bize zahmet de hoşumuza gider. Yorumlarınızı bekliyorum.